Ama beraber olunca nereden öğrenmesi gerekiyorsa Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam öyle buyurmuştu. Her işi ehline verin. Her işi ustasına verin. Her işi ehlinden, ustasından öğren. Nasıl ki zahiri işleri ustasından, ehlinden öğrenmen gerekiyorsa, ona yaptırman gerekiyorsa, aynı şekilde bir de manevi olarak işin ehli, kulluğa ehil, Allah'a dostluğa ehil olanlar vardır. Kulluğu da onlardan öğrenin. Marifeti ondan öğrenin, onlardan öğrenin. İşin ehlinden, kul olanlardan, Allah'a dost olanlardan. Resulullah Efendimiz'i dinlersek kazanırız. Sözünü ciddiye alırsak kazanırız. Almazsak kaybederiz. Çocuklarımıza rahmet değil, musibet olmuş oluruz. Hüsran olmuş oluruz. Onların hüsrana uğramasına göz yummuş oluruz. Biz de onlarla beraber hüsrana uğrarız ki, çünkü Allah çocuklarımızı, çocuklar Allah'ın kulüdür. Kulü sana emanet etmiş. Ve sen ona Rabbini tanıtmadın, onu nimet olarak görmedin. Asıl Allah'a kul olunca senin için göz aydınlığı olur. Senin için rahmet olur. Senin için sen vefat ettikten sonra bile senin amel defterin kazanmaz, kapanmaz. Onların bütün iyilikleri, güzellikleri senin de defterine yazılıyor. Sen sebep olmuşsun, sen vesile olmuşsun. Allah sana böyle bir imkan verdi ama sen bunu yok saydınsa, sen de hüsrana uğradın, onu da hüsrana uğrattın, senin için iki kat azap ister. Evet. Teşekkür ederim.